efendim, günün manşeti başladı. Gazete manşetleri ve günün gündemini konuşmak üzere Hikmet Genç'le birlikte karşınızdayız. Hepinize merhaba diyoruz. Hikmet merhaba. Merhabalar, günaydın. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü. Vatana, millete hayırlı uğurlu olsun. Ülkenin düşman işgalinden kurtuluşunu büyük taarruz. Dediğim gibi bu ülkenin evlatlarına hayırlı uğurlu olsun 100. yılı. Şu anda Ankara'da resmi törenler başladı saat 11 itibariyle. Aslanlı Yol'da yürüyüş var. Atatürk'ün mozolesine çelenk konulacak. Daha sonra Sayın Cumhurbaşkanı tarafından Saat Kulesi'nde ana defterine imza atılacak. Duygular yazılacak. Yürüyüş başladı. Resmi tören başladı. Mozole'ye konulacak çiçek askerlerin omuzunda geliyor. Hemen arkasındaysa Cumhurbaşkanı liderliğinde devlet erkanı Aslanlı Yol'dan yürüyüş yapıyor. Savunma Bakanı'nı görüyorum. Dışişleri Bakanı orada. Tüm bakanlar Ankara'nın mülki erkanı Sayın Cumhurbaşkanı liderliğinde Aslanlı Yol'dan yürüyüşe başladı. Yağmur Yıldız şu anda töreni takip ediyor. Vatandaşlar Anıtkabir'in alanında askeri kortejine keza orada. Yağmur Yıldız bize detayları aktarsın. Yağmur, seni dinleyelim. Günaydın Murat Çiçek. Öncelikle Ankara Anıtkabir'den sizlerin ve tüm izleyicilerimizin Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik edelim bizler de. Saatler 11'i gösterdiğinde Ankara'daki resmi tören Anıtkabir'de başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet erkanı, kabine üyeleri, kuvvet komutanları, Meclis Başkanı Mustafa Şentop ve siyasi parti liderlerinin bulunduğu heyet şu dakikalarda Aslanlı Yol'daki yürüyüş sürdürüyor. Sizin de ifade ettiğiniz gibi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakılacak. Ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yine Anıtkabir'de bulunan Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir özel defterini imzalayacak ve o noktada kısa bir hitabı olacak. Tabi başkent Ankara'daki etkinlikler ve törenler bununla da sınırlı değil elbette. Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebedi istirahatgahında ziyaret ettikten sonra devlet mezarlığında da yine vatana, millete hizmetlerde bulunmuş silah arkadaşlarını ziyaret edecek ve o ziyarete de önemli eşlik eden insanlar olacak. Onlar da büyük taarruzda zafere imza atmış atalarımızın torunları, akrabaları olacak. Bu yıl onlar da başkent Ankara'daki tüm törenlere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine katılıyorlar. Bunu belirtelim. Çok duygulu, anlamlı bir tören gerçekleşiyor bu yıl dolayısıyla. Aslanlı Yol'daki yürüyüş dakikalarda artık tamamlanmak üzere. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir ve Devlet Mezarlığı'nı ziyaret ettikten sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçecek. Külliye'de kabul edecek. Sonrasında ise akşam saatlerinde bunda diploma alma ve bu grup Cumhurbaşkanı Erdoğan Kara Harp Okulu'nda bir hitap gerçekleştirecek. Konuşmalarını dinleyeceğiz ve akşam saatlerinde yine milli mücadelede ev almış kahraman atalarımızın torunları ve akrabalarının davetli olduğu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Zafer Bayramı konseri düzenlenecek. Etkinlikler bu şekilde başkent Ankara'da. Tabii tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor, bunu da ifade edelim. Heyet şu dakikalarda Anıtkabir'in avlusuna geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görüyoruz hemen çelengin arkasında ve dediğiniz gibi Meclis Başkanı Mustafa Şentop, kabine üyeleri, kuvvet komutanları ve siyasi parti liderlerinden katılım söz konusu her yıl olduğu gibi. Tabii şunu söyleyelim, 100 yıl geçti aradan ve hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte Ahlat'ta Malazgirt'teydik. Malazgirt zaferini kutladık. Aradan 951 yıl geçti o zaferin üstünden. Bugünse büyük taarruzu, Başkomutanlık Meydan Muharebesi zaferini kutluyoruz. Dolayısıyla hem Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hem de silah arkadaşlarına minnet borçluyuz. Malazgirt'te Sultan Arslan kendi ordusundan 4 kat büyüklükteki orduya sahip Bizans ordusunu bozguna uğrattı. Bugüne baktığımızda ise 100 yıl öncesinde Türk topraklarında Gazi Mustafa Kemal
kendilerimiz. Yine sayıca kendilerinden üstün olan, silah olarak, sistem olarak kendilerinden daha fazla güce sahip Yunan ordularını, askerlerini bozguna uğrattı. Bugün baktığımızda aslında Yunanistan artık silah konusunda dışa bağımlı bir ülke. Geçmişten bugüne aslında değişen pek çok şey var. Bugün çok daha güçlü bir ülkeyle Türkiye'yi temsil ediyor kahramanlarımız diyebiliriz aslında. Aslan yoldaki yürüyüş sona erdi. Artık yavaş yavaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önde eşlik ettiği devlet erkanı merdivenlerden yukarı doğru çıkıyor. İlk olarak mozoleye çelenk bırakılacak, ardından saygı duruşunda bulunacağız ve hep beraber İstiklal Marşı'nı okuyacağız. Baktığımızda hemen hemen bakanların tamamı bugün bu noktada. Yine siyasi parti liderlerinden de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i bulunduğum bu noktadan görebiliyorum. Kemal Kılıçdaroğlu da yine gelen isimler arasında siyasi parti liderlerinden. Cumhurbaşkanı Erdoğan şu dakikalarda artık mozoleye geçiyor. Tabii söylediğimiz gibi bu yılki etkinlikler oldukça anlamlı. Özel davetliler var başkent Ankara'da. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 30 Ağustos'ta devlet mezarlığında ilk olarak bu davetliler, yani milli mücadele kahramanlarının torunları ve akrabaları mezarlık ziyaretinde bulunacaklar. Ardından da akşam saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlanacaklar. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bir mesajı vardı. Özellikle o mesajına dair de önemli detayları paylaşalım. Bayram sevincimizi paylaşan tüm dostlarımıza şahsım, ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Tarihi şanlı zaferlerle dolu milletimiz her türlü mücadelesini evet, Yağmur Yıldız detayları aktarıyor bir taraftan. Yalnız malumunuz güvenlik tedbirlerinden dolayı hem oraya katılım hem Ankara'nın kalbinin orada bulunması nedeniyle bol miktarda cemir var. Yani sinyal kesiciler orada yayın yapmak çok kolay değil meslektaşlarım açısından. Yağmur Yıldız da keza öyle, ara ara sesi kesiliyor. Onun kesildiği yerlerde ben devam edeceğim. Asaldığı yoldan yürüyüş gerçekleştirildi. Anıtkabir'in meydandan geçip şu anda Anıtkabir'in içerisine Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine varmak üzere Sayın Cumhurbaşkanlığı liderliğinde devlet erkanı birazdan, evet şu anda Atatürk'ün mozolesine çelengi koyuyor askerler. Sayın Cumhurbaşkanı da düzeltme yaptıktan sonra saygı duruşu, ardından İstiklal Marşı okunacak ve buradan Misak-ı Milli Kulesi'ne geçilecek. Orada da Sayın Cumhurbaşkanı anı defterini imzalayacak ve anı defterine yazmış olduklarını okuduktan sonra da Anıtkabir'deki resmi tören bitecek. Bu sene farklı gelişmeler de var. Onları da aktarmak istiyorum. Kısmen söyledi Yağmur. O da şu: Atatürk'ün dayısının torunu ve diğer isimler var. İlk kez bunlar davet ediliyor. Milli mücadele kahramanlarının torunlarıyla kutlanacak bu sene 30 Ağustos Zafer Bayramı. Dediğim gibi Atatürk'ün dayısının torunu ve milli mücadele kahramanlarının torunları ilk kez davet edildi. Bunlar da bu 30 Ağustos'un 100. yıl dönümünde Sayın Cumhurbaşkanı'nın davetlisi olarak törenlere, resepsiyonlara, 30 Ağustos'la ilgili olarak etkinliklere katılacaklar. Külliyede olacaklar. Önemliydi bu. İlk kez gerçekleşiyor. Dediğim gibi şu anda mozoleye çelenk konulduktan sonra saygı duruşu var. Saygı duruşunun hemen ardından İstiklal Marşı okunacak. Vatandaş da yoğun ilgi göstermiş vaziyette. 30 Ağustos'un Anıtkabir'de başlayan resmi törenlerinin ilk adımına vatandaşlar da Anıtkabir meydanındalar. Onlar da hem 30 Ağustos'un 100. yılını kutluyorlar,
Evet, İstiklal Marşı'nın ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Mozele'nin olduğu alandaki adım tamamlanmış oldu. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı kendisine eşlik eden devlet erkanıyla birlikte hemen yan tarafta bulunan Misak-ı Milli Kulesi'ne geçecek. Orada Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına açılan malumunuz bir ana defteri var. Bu ana defterini 30 Ağustos'un 100. yıl dönümü vesilesiyle Sayın Cumhurbaşkanı duygularını yazacak. Ardından imzalayacak. İmzaladıktan sonra da ana defterine yazdığı mesajı kamuoyuyla paylaşacak Sayın Cumhurbaşkanı. Ve bu paylaşımın ardından da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın Anıtkabir ayağı tamamlanmış olacak. Gün boyu etkinlikler var dediğim gibi. Bugün akşam külliyede bir konser var. Külliyede 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kutlamaları olacak. İlk kez 100. yılında düşünebiliyor musunuz? Milli Mücadele Kahramanlarının torunları davet ediliyor. Davet edilenler arasında Atatürk'ün dayısının torununun da olduğunun altını çizelim. Milli Mücadele Kahramanlarının torunları, hayatta olan torunları da Milli Mücadele'nin 100. yılında Cumhurbaşkanlığı tarafından, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından bu Milli Gün vesilesiyle davet edildi. Onlar da kutlamalara katılıyorlar. Mozele'ye dediğim gibi çelengin bırakılmasının ardından Sayın Cumhurbaşkanı ve devlet erkanı Misak-ı Milli Kulesi'ne, Atatürk için orada bulunan, açılan anı defterine duygularını yazmak ve günün anısına imza atmak üzere geçiyor. Vatandaşlar tarafından alkışlanıyor şu anda Anıtkabir Meydanı'nda törenleri izlemek üzere ve bu 30 Ağustos'un 100. yılına şahitlik etmek üzere, bu törenlere şahitlik etmek üzere gelen vatandaşlar var. Devlet erkanını alkışladılar hemen yanlarından geçerken. Birazdan içeriden görüntü gelecek derken görüntü geldi. Şu anda Sayın Cumhurbaşkanı anı defterini imzalayacak. Ardından oraya yazmış olduğunu tüm kamuoyuyla paylaşacak Sayın Cumhurbaşkanı. Ve bu paylaşımla beraber de 100. yılı, Milli Mücadele'nin 100. yılı vesilesiyle yapılan milli törenin Anıtkabir ayağı tamamlanmış olacak. Sayın Cumhurbaşkanı dinleyelim. Aziz Atatürk, şanlı tarihimizin en önemli dönüm noktalarından büyük zaferin 100. seneyi devriyesinde zat-ı silah arkadaşlarınızı, Büyük Millet Meclisi'nin mümtaz üyelerini ve aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Kahraman şehitlerimizden aldığımız ilhamla Türkiye Cumhuriyeti'ni bizlere çizdiğiniz hedefler istikametinde ilerletmeye, başta ekonomi, savunma ve diplomasi olmak üzere her alanda güçlendirmeye devam ediyoruz. Küresel salgın krizini alnının akıyla atlatan ülkemiz, bölgesinde yaşanan çatışmaları da başarıyla yönetmekte, barış ve istikrarın yeniden tesisi için tüm dünyanın takdirini toplayan diplomatik hamlelere imza atmaktadır. Büyüyen, güçlenen, özgüveni yüksek vatandaşlarıyla birlikte mazlumların da umudu olan bir Türkiye'nin inşasını ne müstevililerin oyunları ne de eli kanlı terör örgütlerinin saldırıları engelleyemeyecektir. Ruhun şad olsun. Evet, Misak-ı Milli Kulesi'nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına açılan anı defterinde Sayın Cumhurbaşkanı günün anlam ve önemine binaen duygularını dile getirdiği bir yazı kaleme aldı, ardından imzaladı ve yazdığını da kamuoyuyla paylaştı Sayın Cumhurbaşkanı. Detay vereyim biraz daha. Aslanlı Yol'da yürüyüşte Meral Akşener de kortejdeydi. Kemal Kılıçdaroğlu da kortejdeydi.
şu anda Misak-ı Milli Kulesi'nde görmüyorum her iki ismi ama diğer parti genel başkanlarını göremedim, bilmiyorum. Misak-ı Milli Kulesi'ndeki anı defterini imzalamasından sonra vatandaşlarına tezahüratı eşliğinde Sayın Cumhurbaşkanı törenin Anıtkabir ayağını tamamlamış oldu. Yani milli günün, milli bayramın, milli zaferin Anıtkabir ayağını tamamlamış oldu. Bundan sonra dediğim gibi gün içerisinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kutlanacağı çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Bu etkinliklere bir kere daha altını çizerek tekrar edeyim. Milli mücadele kahramanlarının torunları, Atatürk'ün dayısının torunu ilk kez davet edildi. Onlar da törene icabet edecekler, katılacaklar. Külliye'de bir konser var akşam saatlerinde, onu biliyorum. Ve diğer hakikaten birçok etkinlikte 30 Ağustos'un 100. yılına istinaden başkent Ankara olmak üzere tüm Türkiye'de çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Şimdi bu iş, buraya kadar anlattıklarım, konuştuklarımız hem bilgi vermek üzerine hem de genel çerçeveyi çizmek üzerine idi. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetiyle başlayacağım. Şunu almış: 30 Ağustos'un 100. yılında Ulu Önder Atatürk'ün anlatımıyla büyük zafer diye almış. Ve başlık olarak da gördüğünüz gibi esir olmayız demiş Cumhuriyet Gazetesi. Şimdi bu tarz, böyle Cumhuriyet için söylüyorum bunu, hamaset başlıkları atmak kolay. Yani söyle. Söyleyebildiğin kadar söyle. Esir olmayız. Bir Türk dünyaya bedeldir. Şudur budur. Bir de Sözcü'nün karikatürleri vardı, biliyor musun? Bir de öyle bir şeyler var. Oradan Gazi Mustafa Kemal konuşuyor. Oradan o konuşuyor. Ona cevap veriyor. Sözcü'ye de bakıyor. Onu böyle çok, değil mi? O da layık adam olmaktır. Atatürk'ün ifadesiymiş bu. Onun üzerine Kılıç Ali'nin tarihi, Kılıç Ali'nin anısını atfen bahsediyorlar. Arada bir şey var. Ondan sonra alaycı tavırla konuşan bir din alimi varmış. Ondan sonra vesaire. Şimdi bu hamaset yüklü başlıkları atmak kolay. Esir olmayız mesela. Tamam. Müthiş bir başlık. Ben Cumhuriyet Gazetesi'ni en azından böyle bir başlığı attığı için tabii ki esir olmayız. Tabii ki esir olmayız. Bu ülke hiçbir zaman esir olmadı. Asla esir olmadık. Şimdi esir olmayızdan kastının ne olduğunu biliyoruz Atatürk'ün. Cumhuriyet'in ne kastettiğini de anlamak lazım. Ya burada niyet okuyuculuğuna girmek istemiyorum ama gireceğim. Yok. Girmek istemiyorum. Okuyalım, okuyalım. Onlar çok okuyorlar, biz de okuyalım. Ay, şimdi yani esir olmayızdan kastının ne olduğunu şunu söylüyor, değil mi? Ben yanlış bilmiyorum. Yani onlar Atatürk'ü ve Atatürkçülüğü, Atatürk'ten geçinmeyi iyi bilirler. Tabii. O tarafa girmiyorum mevzuları ama. Tabii. Esir olmayız derken ekmek kapıları. Batı'ya esir olmamanın altını çiziyor. Evet. Şimdi geldiğimiz noktada iktidarın, Sayın Cumhurbaşkanı'nın son 20 yılda atmış olduğu adımlar zaten esir olmamak üzerine kurgulu bir şey. İşte bu ya. Sen şimdi burada esir olmuşsun. Altında da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Gazetesi'ne yazdığı bir makale var. Evet. O makalede de bir şey söylüyor Kemal Kılıçdaroğlu. Şimdi bunları okuyunca tamamen hamaset yüklü, milleti hani goy goya getirecek, kandıracak işler olduğunu net bir şekilde görüyorsun. Kusura bakmayın yani hani bunları bilmek gerekiyor. Yeni Türkiye Devleti bir halk devletidir. Atatürk söylüyor bunu. 1923'te, 13 Ağustos 1923'te mecliste yaptığı konuşmada. Yeni Türkiye Devleti bir halk devletidir. Halkın devletidir demiş. Kemal Kılıçdaroğlu buradan alıyor bu cümleyi. Yani Türkiye, bizim sorumluluğumuz var bunda diyor. Türkiye Cumhuriyeti'mizi yeniden halk devleti, halkımızın devleti yapmanın zorunluluğu bizim omuzlarımızdadır diyor. Vallahi yani 1923'ten, hani siz kurucu parti diyorsunuz ya kendinize, 1923'ten 1950'ye kadar bugün diktatör diye suçlamış olduğunuz Erdoğan'ı o sıfatınızın birebir uygulamasını yaptınız. 50'den sonra çok partili sisteme geçmek mecburiyetinde kaldıktan sonra da aynı Cumhuriyet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olamasa da muktedir olmayı başardı. Vesayet odaklarını canlı tutarak, sizi ben bile kurtaramam diyerek, bundan asarak, keserek, adını ne koyarsanız. Şimdi Hikmet abi zaman zaman anlatıyor buradaki yayınlarda.
kıymetli babasının, Allah rahmet eylesin, yaşadıklarını, o dönemde Cumhuriyet Halk Partisi rejiminin halka neler yaptığını tek tek anlatıyor. Bugün özellikle halkın iktidar olduğu ve halkın isteklerinin en tepede somutlaştırıldığı AK Parti iktidarında devlet gerçekten halkın oldu. Kemal Kılıçdaroğlu bu yazısında diyor ki hayır, böyle olmayacak. Bu zamana kadar AK Parti iktidarında baş tacı yapılan halkı biz yeniden eski konumuna getireceğiz. Zaten bunu ne söylüyorlar? Cumhurbaşkanı siz seçmeyin, seçemiyorsunuz diyor. Yeniden diyor alacağız, biz bu yetkiyi sizin elinizden alacağız. Güçlendirilmiş parlamenter sistem diye bir şey yapacağız. Yeniden sizi yapacaklar. Halk haline getirerek bizler efendi, sizler köle olacaksınız. Ben bunu anlıyorum. Evet. Yanlış mı anlıyorum? Valla yok ya, tabii yani şimdi kimin ne olduğunu bildiğimiz için muhakkak gelecekte bu Cumhuriyet'in tırnak içerisinde Cumhuriyet gazetesinin ne menem bir esir olmayız, meydan okuruz, bağımsızlık, hürriyet, ateş, ulus, devlet falan diye bağırıp ne menem bir şey olduğunu göreceğiz. Görürüz yani, yer verirsek diğer başlıklarında. Şu başlıklar vardı Cumhuriyet'in. Onları da unutmayalım, köşeye yazalım. Bir önceki başlıklarında arka arkaya. Aslında var ya yani o kadar çok uzun uzun uzuna konuşabileceğimiz, belki de yıllar boyunca anlattığımız şey üzerinden bir birikim olduğu için sen buna bu şekilde baktın. Çünkü ne olduğunu anlıyorsun. Hani bazen kelimelerle şu diye göstermezsin ama. Yurtta savaş, dünyada savaş başlığı atmış mesela. Analitik düşüncüsün. O analitik üzerinden konuşuyorsun. Ben de senin elini anlıyorum. Ben de şöyle katkıda bulunayım. Şimdi bunları iyi görmek lazım öncelikle. Biz bu kafanın, yani Cumhuriyet Gazetesi'nin ne kadar ulusalcı, Kemalist, bağımsız bilmem ne bir köşeye. Fakat bunun yanı sıra Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteklediği, şu anda onların lideri Kemal Kılıçdaroğlu, doğru mu? Doğru. Bağımsızlık, hürriyet falan filan. Yeniden halkın cumhuriyeti. Ne diyordu ifade? Halk. Söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyetimizi yeniden halk devleti, halkımızın devleti yapmanın zorunluluğu şimdi, bizim omuzlarımızdadır diyor. Şimdi 1950'den beri bu halk, yani 50'yi özellikle söylüyorum. Yani ilk hakikaten normal seçimlerin olduğu, ondan hiç saymıyoruz. Seçimlerde bu halk size ne zaman teveccüh etti Kemal Kılıçdaroğlu? Bu halk size ne zaman tırnak içerisinde adam yerine koydu da oy verdi? Belli bir kesim verdi olabilir. Belli bir ideolojik reflekslerle. Şapka çıkarttırıp saygı duyarım. Başka. Sizi niye iktidara getirmedi bu halk? Ya insan sormaz mı? Halk devleti yapacağız. Ne yapacaksın? Seçim dışında başka bir şekilde iktidara gelip de dostlarımız iktidar geziyor ya. Senin neren halkçı ya? Ya halk dediğin kişi, ismi Cumhuriyet Halk Partisi ya. İsminde var bir tek. Senin neren halk? Yani adama sormazlar mı? Ya sen kimi kandırıyorsun ya? Ben yani bu öyle bir çizgi ki. Bazı bu kör ideolojik refleksle konuşanları anlatamıyoruz. Diyelim ki hiç Türkiye hakkında bilginiz yok. Cumhuriyet Halk Partisi. Ya bu halk 70 yıldır sana niye teveccüh etmiyor? Niye sana inanmıyor? Niye sana güvenmiyor? Güzel bir şey. Niye sandığa gidiyorsun da çıkamıyorsun? Niye son 20 yılda sizin şu anda ölümüne emperyalistler işbirliği yaparak kavga ettiğiniz bu iktidar, Recep Tayyip Erdoğan'a karşı verdiğiniz bu mücadelede halk niye sizi desteklemedi, hiç düşündün mü? Ya bu sandık nerede kuruluyor? Kongo Cumhuriyeti'nde mi? Bu sandık burada kuruluyor. Yeniden halk devleti yapmak ne demek? Eğer halk devleti yapmaktan bahsediyorsan, geçmiş olsun size. 20 yıldan beri halk devleti, halkın iktidarı demektir, gördük. Gördük. Ama o halk iktidarına karşı bir darbe teşebbüsünde olduğunda sizin ne halt ettiğinizi gördük. Oturduğunuz yerde. İyi hatırlat. Tek bir teşkilata ayağa kaldırmadınız. Kimdi onlar? FETÖ'cüler. Kimdi onlar? Emperyalistler. Ya halk devleti diyorsun utanmadan, şunu da hiç düşünmüyor musun ya? Sinir bozucu bir şey. Soruyorsun. Ya adam diyor ki oradan, Amerikan başkanı diyor ki biz diyor bu Erdoğan'dan kurtulacağız. Hızlı söylüyorum. O yüzden diyor muhalefeti destekleyeceğiz. Çünkü diyor, genel anlamda söylüyorum, oradaki ABD politikaları güvenlik politikalarıyla uyumlu değil. Kim? Recep Tayyip Erdoğan. Neden? Çünkü çok bağımsız politikalar üretiyor. Ve biz muhalefeti destekleyeceğiz diyor. Halk devleti yapacak adam. Kılıçdaroğlu.
Diyorsun sen ne diyorsun? Bak sana söylüyor diyor. Seni destekliyormuş. O da diyor ki ne istersiniz Biden'dan? Diyor ki Biden'dan bizim isteğimiz ne olabilir? Türkiye'deki demokratikleşme hareketlerini desteklemesini bekliyoruz. ABD'nin demokrasi anlayışı. Nereye girmiş? Girdiği her yerde kan bırakmış çıkmış. Afganistan'dan uzak doğusuna kadar, Afrika'sından Orta Doğu'ya kadar. Son 20 yıldaki operasyonlarda milyonlarca insan, çoğu Müslüman öldü. Demokrasi getiriyordu her tarafa. Sen dönmüş buradaki halk devleti, halk iktidarı, sandıkta gömeceğiz diyen zevat, yürü. Çıkmışlar bize burada halk devleti diyor. Halk devleti olacakmış. Ya size halk ne zaman teveccüh etti ki? Ya bir aklınızı kafanızı çalıştırın ya. Ya sandık geldi. Halkın iktidarı, halkın devleti diyorsan, o halk 20 yıldan beri size zerre kadar vicdan olsa, edep olsa, halkın bu kadar teveccüh ettiği bir insana en azından saygı duyardınız. Ona o da yok. Güzel bir cümleydi. O da yok. Ne halka saygı var, ne halktan çıkış var. Hani şey dediği gibi aşağıdan %25, aşağı iniyor %20. Sağ çarpsan bu kadar, toplamışsın masayı. Bana burada şimdi Cumhuriyet bağımsız bitikleri at. Bak bir şey söyleyeceğim. Git Kemal Kılıçdaroğlu şunu oku. Bir defa etrafında vardır yabancı bilen. Biz burada 10 defa programda söyledik. Batı medyası, Batı dünyasının Türkiye bakışına bir de oraya çık da bak. Çık biraz dışarı, oradan bak. O da ne diyor hatırlıyor musun? Fransız ve İngiliz medyası şu vardı. Bu Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, ikinci dönem Atatürk dönemi gibidir. İkinci Atatürk dönemi gibidir. Niye diyor biliyor musun? Akdeniz'deki durumu, Afrika'daki şeyi, etkisi ve diğer baktığımız zaman Erdoğan aynı Atatürk gibi emperyalistlere karşı bir bağımsız ve güçlü bir meydan okuması ve mücadelesi var diyor. Eyle olur. Arkadaşlarınız söylüyor sizin. Senin arkadaşların bunu görmüş. Ama emperyalistlerin uşağı olmak diye bir şey var. Dostlarımıza iktidara geleceğiz diyor. Atatürk'ü Çankaya'ya hapsedip kendi iktidarını Atatürk'e rağmen yürüten bir partidir Cumhuriyet Halk Partisi. Tamam. Hala da emperyalistlerin uşaklığı yapmaya devam ediyorlar. Klasik İngiliz siyasetidir biliyorsun değil mi? Geceden ağacın köküne kibrit suyu döker, gündüzde gelip en çok o ağlar. Evet. Klasik İngiliz siyasetidir. Leylek bacaklı. İyi hatırladın. Doğru. Tamam. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bundan bir farkı yok. Uzun bacaklar. Yani Atatürk'ü Çankaya'ya hapsettikten sonra Atatürk'e rağmen her türlü işleri yapıyorsun. Bugün de kalkmış Atatürk'ün sözleriyle evet. Esir olmayız cümlesini kullanıyorsun. Esir olmayız. Meydan okumaya. Ya birçok örnek var ama tek bir örnekten bahsedeceğim. Yani esir olmuşsunuz, siz olmuşsunuz esir. Tabii. Türkiye Türk propagandası ya, diye bir şey vardı. Geçmişte çok konuşurduk bunu. Evet. Ya tamam, biz kendi kendimizi şey yapalım, gaza getirelim. Muhabbet edelim. Tamam mı? Yani goy goy yapalım böyle. Hakikaten coşalım edelim. Güzel şeyler bunlar. Kötü değil. Fakat hani bir ayağın yere basması gerekiyor. Şimdi esir olmayız cümlesini alıyorsunuz. Ben takıldım buraya. Çok doğru bir cümle. Dediğim gibi yani keşke dinlemiş olsaydınız. Atatürk'ü siz dinlemiş olsaydınız. Şimdi esir olmayız cümlesinin bir altyapısının olması gerekiyor. Tamam şuna benziyor bu. Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonu'nun karşısına çıkacaksın. Maç yapacaksın falan. Ben tek yumrukta indiririm adamı diyorsun. Abi pozu yapıyorsun 10 santim. Lan nasıl indireceksin? Deli misin sen yani? Bunun için hazırlık yapman lazım, antrenman yapman lazım, kas yapman lazım, vücudu geliştireceksin, ağırlık yapacaksın. Şu bir sürü bunların şeyleri var. Bunları yapmadan ben onu indiririm tek yumrukta falan. Olmuyor öyle şeyler. Esir olmayız cümlesini kullanabilmek ya da bir Türk dünyaya bedeldir lafının altını doldurabilmek ya da yurtta sulh, cihanda sulh anlamıyla o kelimenin altını doldurabilmek için bir şeyler yapmak gerekiyor. Birçok başlık var. Oturup konuşsak yani vakit yetmeyecek ama dün gördüm bir kıyaslama yapmış Mustafa Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız. Yani esir olmayız, güçlü olmamız gerektiğinin altı öyle kuru hamaset cümleleriyle böyle cumhuriyete manşet atarak olmuyor. Bakın 30 Ağustos 2002 tarihi son 20 yılın özetini vermiş. Silahlı İHA sayımız 0, Atak helikopteri sayısı 0, Milli Seyir Füzesi 0, Milli Korvet Gemisi 0. 20 yıl geçmiş aradan. 30 Ağustos 2022'de silahlı İHA sayısı 200'den fazla. Şimdi bugün konuşacağız vakit kalırsa. Samsun Çarşamba Havalimanı'nda Teknofest başladı ve ilk kez orada uçak görücüye çıktı. Kızıl Elma görücüye çıktı.
görüntülerini vereceğiz. Atak helikopteri 73 tane. Envantere girenler bunlar ha. Yani üretimleri falan bahsetmiyorum. Milli seyir füzesi 250'den fazla. Milli korvet gemi adedimiz 4. Değil mi? Savaş gemisi yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı talimatıyla. Bundan hazırlıklarını falan yapıyoruz. İHA gemileri yapıyoruz. İşte buna rahatsızca abi. Şimdi rahatsız yani esir olmayız cümlesini, bir Türk dünyaya bedeldir cümlesini ancak bunlarla yapabiliyoruz. Bunu Amerikalı'ya söylediğin zaman bir Türk dünyaya bedeldir, güzel sözmüş falan der geçer. Evet, ondan sonra sana mutlu olun der. Ondan sonra sana demokrasi getirir. Tabii. Bunlar da beklerler getirsin diye ağzı açık. Marshall yardımı gelsin diye bekler bu tipler. Sorduğunda, konuştuğunda bunlardan daha vatanperveri, bunlardan daha vatanı seveni, bunlardan daha halkçısı yok. Ama mesele uygulamaya geldiği anda halkı ezen de onlar, halk vatandaş ayrımı yapan da onlar, vatandaş halk akın etti, vatandaş denize giremedi diyen bunlar. Ondan sonra siz ancak hani bu çarıklığı kim Ankara'ya soktu tabii diyen onlar kim için söylüyordu bunu? Aşk Veysel için söylüyorum. Aşk Veysel için. Tamam mı? Potulular, şallarına giremezler. Bunlar ondan sonra. Köylü Mehmet. Komünizm gelecekse yapacak yine biziz diyen bunlar. Tabii tabii bunlar. Yani, bu sizin zihniyetiniz. Ne sömürdüler bu halkı ya? CHP'nin zihniyeti bu. Vallahi. Birisi geliyor, bir adam geliyor. Burada tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nın hakkını teslim etmekle birlikte Sayın Cumhurbaşkanı'nın öncesinde de bu hamleleri yapan kısmen başarılı olan liderleri de rahmetle anmak lazım. Evet. Kim mesela bunlar? Turgut Özal mesela bunlar. Necmettin Erbakan mesela bunlar. Tamam mı? Evet. Adnan Menderes mesela bunlar. Evet. Tamam mı? Onlara da Fatih, onlara da zaten bir şekilde gitmesini sağlayan yine CHP zihniyettir. Çünkü adamlar emperyalistin uşağı. Teşkilattan bahsediyorum. Şu an mevcut teşkilat özellikle her şeyi almışlar. Biz demişler bu Erdoğan'ı yenemiyoruz. Buyur abi ipleri. Artık bize Kandil'den bir talimat verirsin. Alttan Biden mı konuşur? Buradan mı konuşur? Arkadaş ülkeyi teslim etmeye hazırız diyen tip gelmiş bana manşetten diyor ki halkın devletini bir daha kuracağız. Sana kurduracak öyle mi? Bu millet. Bu öyle millet iş. Bu millete alçak FETÖ'cüler emperyalistler saldırırken o gazi meclis bombalanırken oturmuş elin yan tarafında kahveyle ya. Utanmadan sıkılmadan arkadaşlar beni bildiriyor dedin ya. Sana mı teslim edecekler memleketi? Aynen öyle. Bu memleket seni ve senden öncekileri de tanıyor. Hepsi aynı şekilde. Bak bir daha esir olmayız lafı var ya. Bunlar bu memlekete esir olmazlar. Bunlar başkalarının esiri. Aslında bunu söylüyorum. Bunlar eğer dünyadaki en büyük bu küresel güçlerin emperyalistin uşaklığını yapan adam esir olmayız lafını anladığı ne biliyor musun? Halkın iradesine esir olmayız. Biz Amerika'da olanlarıyla bravo çalışırız diyen bir adam. Aynen öyle. Aynen. Bak bir şey söyleyeceğim. Deminki fotoğrafta Barank'ın sayı koymuş ya. 0000 tık 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 diyoruz ya. Direkt olarak sen de yazıp duruyorsun. Biz söyleyip duruyoruz. Neymiş Şahin falan diye soranlara söyleyeyim. O CHP var ya esir olmayız CHP. Onu koy. Onların da bir iktidarı vardı ya. Faşistan Sertiko. Onları koy. Hiçbir seçim girmeden tek partiyle gittin. Ve en sonunda da 45'i de biliyoruz. Ama şu var. Ne vardı diye 0-0 koydun mu? Bunlarda şu var. Aklıma o geldi. 252 heykel. Doğru mu? Doğru. Üç bilmem ne alkol fabrikası. Bilmem ne. Bunlarla sizin yaptığınız memlekete bu. Başka bir şey yok. Hiçbir şey yok. Bak, gelmişler bir de. Gel 2022'ye. Allah. Şimdi bugün esir olmayız. Halk devletini yeniden kurmalıyız diyen Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir belediyesinden haber vereceğim. Ver. Adana Ceyhan'dan haber vereceğim. Esir olmamışlar mı? Esir olmamışlar. Esir olmayız diyor. Halk devletini yeniden kurmak bizim omuzlarımızda yük cümlesini kullanıyor. Terör belasından bu ülkenin ne çektiğini bildikleri halde Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir belediyesi bebek katili terörist başı Öcalan'ın posterleriyle fotoğraf çektiren, onlarla beraber yürüyen, onların meclisteki takım elbiseli, döpiyesli temsilcileriyle, sözcüleriyle ondan sonra birlikte olan bir isme İlkay Akkaya'ya bir konser düzenletmeye karar veriyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bu ülkenin köküne kibrit suyu dökmek isteyen bir terör örgütü ve onun resmi tırnak içinde temsilcileriyle at koşturanları, beraber yürüyenlere 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda konser verdirmek üzere planlama yapıyor. Allah'tan kaymakamlık devreye giriyor da ondan sonracıma. Diyor ki ya sıkıntı. Allah bundan ya dolayı yapamazsın diye iptal ediyor. Belediye de özür diliyor.
kusura bakmayın diyor yani. Ne yorum var? Siz deli misiniz diyor yani. Bununla mı 30 Ağustos'ta konser verdireceksiniz? Yani bu ülkeyi bölmek, parçalamak, yok etmek, bunu yapmak için de batılı her türlü oluşumla maddi manevi işbirliği içerisine giren bir terör örgütünün temsilcileri, sempatizanları, şunlarına bunlarına 30 Ağustos'ta konser verdirecek bir zihniyet diyor ki halkın iktidarını, halkın devletini yapmak bizim omuzlarımıza yük çünkü Atatürk böyle istedi. Allah ya Atatürk Allah mezarından kalksa önce tamam mı sizi sopayla kovalardı. Sopayla. Aynen. Tamam mı? Bir de enteresan bir şeye bakar mısın? Yani halkın iktidarı, halk iktidarı, halk devrimi bilmem ne, anti-emperyalist bilmem ne. İnanılmaz bir şey. Yani bu hani sözde konser verilecek olan bilmiyorum ben tanımıyorum. Tanıyor musun sen? Ben de tanımıyorum. İlk defa duydum ama şeyi görünce gördüm. Buna karşı dün de gördüm ben. Vay konserler iptal oluyor. Bilmem ne falan oluyor. Ya ne kadar enteresan. Bu çok pişkin olmak lazım Murat. Yani çok yüzsüz olmak lazım bunları söyleyebilmek için. Hakikaten çok yani aşırı derecede pişkinliğe ihtiyaç var. Böyle bir siyaset yapabilmek için. Yani halkın asla hazzetmediği bir kafa, bir zihniyet, bir yobaz bir zihniyet. Cumhuriyet Halk Partisi halkçıyım deyip ortaya çıkabiliyor. Veyahut da şu var, biz anti-emperyalistiz diyen bir parti. Buraya dönüyorsun, anti-emperyalistlerle açık açık iş tutuyor. Ya bu bir yani inanılmaz bir şey ve bunu savunuyor adam. Vay şeylere karşı. Ya biraz önce Cumhuriyet'in manşetlerin içerisinde o vardı hatırlıyorsun. Rahmetli Selim Kiraz'ın şehit edilmesinde. Ya. Cumhuriyet manşeti. Fransa'daki patlamada Cumhuriyet manşeti. Buna sorsa anti-emperyalist. Bildiğin Fransız olmuş. Bildiğin Amerikalı olmuş ya adam. Ya bir de şimdi bunların öyle bir şeyi var ki hani hep hikayeyi anlatırız ya. İki tane adam konuşuyormuş. Anlatmışlar çocuklarından falan. Biri öbürüne anlatıyor diyor. Öbürü de demiş ya benim kızım da kötü yola düştü ama senin kadar iyi anlatamıyorum. Cümlesini kullanıyor ya. Evet. Hatırlarsın o. Evet. Ya bundan dolayı bak yani 30 Ağustos Zafer Bayramı ülkenin bağımsızlığıyla ilgili bir milli günde ülkeyi parçalamak isteyenlere konser verdirten belediyeye kaymakamlık müdahale ediyor, iptal ediyor. Bunlar da kısaka aşıklıyorlar. Cevaba bak. Belediyenin şeyine bak, açıklamasına bak. Üzgünüz. İptal edilen konserlere bir yenisi eklendi. AK Parti müzik düşmanı. AK Parti dinci. Konserlere dayanamıyor. Onun için ne kadar müzik konseri varsa iptal ediyor. Söyledikleri de bu. Baba ya sen PKK ile iş tutan terör örgütüne güzellemeler yapan birisini milli günümüzde, milli mücadele günümüzde, milli zafer günümüzde konser verdirmeye çalışıyorsun. PKK sempatizanlar. Ve bu engellendiği zaman da gördünüz mü? Dinciler müziğe karşı. Allah Allah. Ya biz derdimizi bunlar kadar iyi anlatamıyoruz. Ben sana söyleyeyim. Bunlar çok iyi anlatıyorlar yani. Böyle saçmalık olabilir. Bu arada son dakika var. Onu aktarayım. Bu Todex'in kurucusu vardı biliyorsun. Milyonlarca lira. Fatih Özer. Zimmetine geçirmekten suçlanıyordu. Kaçmıştı. Arnavutluk'ta yakalandı. Hakkında kırmızı bülten çıkartılmıştı. Türkiye bununla ilgili olarak zaten hani bütün şeyleri kullanmıştı. Yetkilerini, haklarını. Arnavutluk'ta yakalanmış. Türkiye'nin talepleri doğrultusunda Arnavutluk polisi açıklama yapmış. Arkadaşlarım son dakika bilgisi verdi sen konuşurken. İadesi için de işlem başlatılmış bu konuyla ilgili olarak. Bu davayla ilgili, bu soruşturmayla ilgili gözaltında olanlar, tutuklu olanlar vardı. Ama ana sorumlu Fatih Özer'di. O da Arnavutluk'ta yakalanmış. İadesi için işlemler başlatılmış diyelim. Bu son dakika. Ne kadar genç olur. Aslında değil mi? Şimdi onu görünce o Tosuncuk da öyleydi ya. Evet, ya bu 18-22 yaştı. Bayağı abi yani kafalar ya kafa biraz şeye çalışsa var ya. Hayra çalışsa neler çıkacak bizden ya. Gencecik insanlar bunlar. Şu anda yani şeyden konuşuyoruz. Bir taraftan da bu Cumhuriyet'in ve bu tayfanın yapmış oldukları hakikaten bam telimize dokunuyor. Neyse. Bu milli gün vesilesiyle az önce Anıtkabir resmi törenini yayınlamıştık. İlk ayağı oydu. Sayın Cumhurbaşkanı hemen ardından devlet mezarlığına. Doğru söyledim değil mi arkadaşlar? Ziyaret etti. Orada yine saygı duruşu, istiklal marşı, çelenk koydu. Şu anda saygı duruşunda
ikinci adımını gerçekleştirdi. Zafer Bayramı'nın. Onu da ekranlara getirmiş olalım. Şimdi dediğim gibi yani şimdi Cumhurbaşkanı'nın dün Afyonkarahisar'da ve Kütahya'da yapmış olduğu konuşmalarda söylediği sözlere bakmakta fayda var. Esir olmayız cümlesinin altının nasıl doldurulduğunu tabii, anlamak için. Tabii. Tamam diyor ki ya bütün dünya. Onu istemiyorlar. Türkiye'nin bağımsız olmasına karşı. Bu kuru hamaset değil. Bak ben bir Amerikalı yönetici olsaydım, bir Avrupalı siyasetçi olsaydım, başbakan, bakan falan olmuş olsaydım, ben de Türkiye'nin bağımsız olmasını istemezdim Hikmet abi. Anormal bir şey değil bu. Evet. Tamam mı? Niye? Çünkü diyor ki Amerika'nın bakış açısıdır bu. Türkiye kendi kararlarını verebilecek kadar güçlü, başka devletler tarafından ezilecek kadar da güçsüz olmamalı diyor. Ortada bir yerde. Tamam. Niye? Çünkü ensesine vur gerektiğinde ekmeğini tabii, al. Oraya koş, buraya git. Para ver, şunu yap, bunu yap, besle bilmem neyle. Tabii. Bunu yapmaya çalışılacak bir ülke yani batmakla da çıkmakla tam böyle şeyde olacak bir ülke halinde istiyor Batı. Anormal de değil dediğim gibi. Çünkü evet, zaten konjonktürel olarak, jeopolitik olarak çok kıymetli bir yerdesin. Sözü geçen ve millete hötzöt yapan, ben bağımsız politika uygularım diyen bir ülke bu batılı devletlerin hiçbirinin işine gelmez. Yani emperyalistler için çok tutarlı bir çok hareket. Çok tutarlı bakış açısı. Hani kış kışlığını aynen, yapacak. Aynen. O doğru. Tam karşı tarafta bizim tutarlılığımız da şu. Arkadaş sen öyle söyleyebilirsen ben bağımsız bir devletim. Ben kendi kararlarımı alabilecek derecede güçlü olmak zorundayımın hamlelerini yapmak durumundasın. Bu da bizim için tutarlı bir şey. Evet. Ama baktığın zaman Batı'nın tutarlılığını ondan sonra savunan ve bunu da hani biz bunlar kadar anlatamıyoruz. İyi kılıfla bürüyen bir zihniyetten bahsediyoruz. Çelenk koyma törenlerinden Sayın Cumhurbaşkanı hitap ediyor. Onu bir dinleyelim. Manevi huzurunuzda bulunmaktan büyük bahtiyarlık duyuyorum. Ülkemizin bütünlüğü, milletimizin birliği, devletimizin bekası uğrunda gözlerini kırpmadan canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizi saygıyla yad ediyorum. Sizlerin yazdığı destanın rehberliğinde bu toprakları ebedi vatanımız olarak muhafaza etme mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Her karışında bir yiğidin yattığı bu güzel ülkeyi birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma içinde 2023'e ulaştırmakta, 2053 vizyonumuzu hayata geçirmekte kararlıyız. Dahili ve harici bedahların hiçbiri Türkiye'nin yükselişine, güçlenmesine, küresel sistemde hak ettiği yeri almasına mani olamayacaktır. Ruhunuz şad, mekanınız cennet olsun. Görev bitmiştir Sayın Cumhurbaşkanım. Arz ederim. Sağ ol. Sağ ol. Evet, Devlet Mezarlığı'nda çelenk bırakma töreninin ardından Sayın Cumhurbaşkanı hitabını dinlediniz. Milli Gün vasıtasıyla törenler devam edecek diyelim. Bize de ayrılan sürenin sonuna geldik Hikmet yavaş yavaş. Evet. İstersen final sen... Valla şunu ben şöyle söyleyeyim. Tabii ki Zafer Bayramımızı kutlamak en doğal hakkımız, en içten şekilde kutluyoruz. Ama bence bu tür kutlamalarda bir şey de göz ardı etmemek lazım. Bu geçmişte yaşanan şeyleri, bir Kurtuluş Savaşı'ndan bahsediyoruz. Günümüzde de nasıl olabileceğini, daha doğrusu oradan... Buradan ses var mı çocuklar? Ona bir bakın. Evet öyle abi mi? Çok özür dilerim. Hani oradan buraya da bir hafızayı canlandırmak ve geçmişi okuyup da günümüzü değerlendirmek zorundayız. Çünkü dünya aynı dünya. İngiliz, Fransız, İtalyan. Yani bu fıkra değil. İtalyan Antalya'da, Fransız Adana, Mersin, Urfa, Maraş'ta, İstanbul'da İngilizler var. Yunanlılar da Ege'yi işgal etmiş durumda. Bir savaş veriyorsun. Yani hani bugün batılı dostlarımız diyoruz ya biz. Batılı dostlarımız derken Batı ile olan mücadelemizi unutmamız lazım. Biz ne zaman ağzımızı açsak desek ki hani klişe olarak söylüyorum bu kurtlar sofrasında, daha doğrusu kurtlarda kurt kanundur, düşen kurtu yerler. Böyle bir dünyada yaşadığımızı unutmayalım. Bu ülke bütün batılı taraf bu emperyalist güçler tarafından işgal edildi. Unutmayalım.
Bu şu demek değildir. Medeni dünyada yurtta su, canda su doğru anlamak lazım. Doğru. Medeni dünyada fırsatını yakaladığı an itibaren Batı aynı emperyalist güçler gene Türkiye'ye çökmek için hazır bekleyen aç kurtlar gibidir. Beklerler. O yüzden bizim gayet mücadelemiz doğru. Bağımsızlık mücadelesi. Bakın ben Sayın Erdoğan'ın bir mitinginde yaptığı bir konuşmayı hep örnek gösteririm. O cümle benim için çok kıymetliydi. Biz bu topraklarda bin yıllık bu toprakları yurt edinmek için, vatan edinmek için mücadelemizi devam ediyoruz dedi. Ettik ve ediyoruz. Ediyoruz cümlesi çok kıymetlidir. Bu topraklar çok kıymetlidir. Bütün Batı için vazgeçilmezdir. O yüzden bu şeyi konuşurken, siyasetten bahsederken bize milli ve yerli ve bu topraklara bağlı siyasiler tarafından ancak bu topraklarda biz geleceğimizi konuşabiliriz. Evet. Ama bir siyasi parti veyahut da bir bu ülkeyi yöneteceğini iddia eden bir kişi veyahut da kurumlar, partiler, her kimse. Şuradaki fotoğraf zannedersem şey çocuklar, bilgi gelirse bana da şey yapın. Bu milli mücadele kahramanlarının torunları da herhalde devlet mezarlığında Sayın Cumhurbaşkanı'yla ayaküstü sohbet ettiler, fotoğraf çektirdiler ya da olabilir. O devlet mezarlığına milli gün vasıtasıyla gelip kabileri ziyaret eden vatandaşlardı. Ama özel bir gruptu görebildiğim, anlayabildiğim kadarıyla. Sayın Cumhurbaşkanı'yla kısa bir sohbetin ardından toplu fotoğraf çektirdiler. Şu anda da Sayın Cumhurbaşkanlığı devlet mezarlığında herhalde ziyarette bulunacak bildiğim kadarıyla. Yani, cümleyi bitirirsem bir cümle söyle, bir görüntü çünkü bir cümleyle. Bu esir olma izin evet. Ne anlama geleceğini tek bir videoyla, kısa bir videoyla bitireceğim. Milli mücadele ancak milli olanlarla yapılır. Milli mücadeleden söz ediyorsak bu ülkede bizim savaşımız gayrimilli siyasetledir. Bu topraklara ait olduğunu hissedemeyen, batılı güçlerin esiri olmuş, emperyalistlerin uşağı haline gelmiş tiplerledir. Bak tiplerle diyorum, saygı da duymuyorum. Her zaman vardı, bu toprakların içerisinde bu tür tipler vardı. Onlara rağmen biz gene mücadelemizi kazandık. En büyük umudumuz da şudur, biz hep kazandık bu emperyalistlere karşı. O yüzden böyle bugün manşetlerde gördüğümüz gibi sadece bunu kutladık, ettik, tamam hakkımızdır. Tabii ki bunu bahsedeceğiz ama bu tarihten de bir ders çıkartacağız ve günümüzü böyle okuyacağız diye düşünüyorum. Aynen öyle. Okumalıyız. Finali söylediklerini ete kemiğe bürünmüş halini bir videoyla anlatmakta fayda var. Onu da öyle bitirelim. O videoda bugün bir sergi haline getirilmiş Türkiye'nin son 20 yılını anlatan çok güzeldi. Video. Şu görüntüler, buyurun. Yani bağımsız olmak, kendine yetebilmek, millete, devlete, dünyaya kafa tutabilmek, tırnak içinde söylüyorum, sana kafa tutanlara cevap verebilmek adına şu görmüş olduğunuz makaslarla oluyor. Hizmetle oluyor hocam. İşte bu da hizmet, bu da halka hizmet işte. Halk devleti böyle olur işte. O devir mi? Erdoğan yaptı çoktan. Kurgalelilerin tamamı, evet. Şu makasların tamamı 20 yıllık iktidarı boyunca Sayın Cumhurbaşkanı'nın, bakın temel atma değil, eskiden bunu böyle yapıyorlar, temeli at 20 sene çürüsün temel olarak. Hayır. Ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın özelliklerinden bir tanesi de şudur. Sayın Cumhurbaşkanı istisnalara bir iki tane olduğunu biliyorum. O da çok kıymetli projeler olduğu için. Hiçbir projenin temel atma törenine katılmıyor abi. İstisnaları hariçtir. Vardır elbette birkaç tane istisna. Şu görmüş olduklarınızın tamamına Sayın Cumhurbaşkanı zaten söylüyor. Ben açılış törenlerine katılırım diyor. Niye? Çünkü açılış demek işi bitirmek demek. Temel atmak bambaşka bir şey. Ve şu görmüş olduğunuz makaslar 20 yıllık AK Parti iktidarı boyunca Sayın Cumhurbaşkanı'nın bizzatı açılışına katılıp kurdelesini kesmiş olduğu, bu da özelliği biliyorsunuz. Ondan sonra o kurdeleyi makasın etrafına sarıp hemen arkasında ya Hasan Doğan'a ya Muhsin bak hatırlatır yalnız hemen makaslar hatıra yanınızda kalacak. Evet. İşte Sayın Cumhurbaşkanı'nın açmış olduğu tesislerin hatıra olarak makastan bir tane de Kılıçdaroğlu'nda var yalnız. Var mı? Bir tane beraber var. Açmışlardı. Dedi ya kes, ne diyorduk? Ya Allah bismillah. Hatırlıyorsun evet, değil mi? Evet, evet, ne kadar komiksiniz var ya. İşte esir olmayız cümlesi. Bunu yaptı yani Kılıçdaroğlu. Yeri düvele karşı savaşmak. Ya Allah bismillah. Bunları dedi. Bir de bunları sağlamak da oluyor. Savunma sanayini
güçlendirmek de oluyor. Tesisleri, yolları yapmak da oluyor. Bugün Adil Kara İsmailoğlu açıklama yapmıştı dün sosyal medya hesabından. Kaç tane o sayısı kadar... belli mi acaba bunun? Abi yüzlerce yani, bilmiyorum. Çok çok fazla açısı bilmiyorum bin, yani. Binin üzerine mi? Adil Kara İsmailoğlu sosyal medya hesabından açıklamıştı. Böyle çok affedersiniz biraz amiyane tabir olacak ama vır vır yaptıkları Çanakkale Köprüsü'nden geçen araç sayısı 2 milyonu aşmış vaziyette. Geçmedi katkısı dolaylı dolaysız katkısı 10 milyar doları bulmuş vaziyette. Atmaya gelince Allah. Esir olmayız. Şöyle aslanız, böyle kaplanız diye mangalda kül bırakmıyorsunuz. Rüzgarınızdan milleti zatürre ediyorsunuz. Ama mevzu hizmet olduğu anda evet. Bu hizmetin evet. Karşılığı şu görmüş olduklarınızdır. Başka bir fakat şey değil. Fakat bundan daha fazla açılışla söyle, ilgili olarak bundan daha iyisi var. Haberin olsun. Söyle. Cumhuriyet Halk Partisi'ne aittir. Hangisi? 4852 tane heykel. Onların makası yok yalnız. Onları kurtarsam bile 4250 attığım bir rakamdır evet. Ama daha fazla istiyorsan bir şehrin içerisinde, ilçe içerisinde hatta köylere kadar heykel yapmakta mahirdir. Ne işe yarar bilmiyorum. Ya vardır onda bir alıcısı. Sanat içindir. Ya çarşambadan bir görüntü verir bu bizim için yani. Bunu biliyorum. Evet. Makaslar bu millete hizmet içindir. Ya köprüdür, ya yoldur, aynen. Ya hastanedir, ya bir şeydir, ya su içiyorumdur bir şeydir. Ama Kılıçdaroğlu'nun ve ekibinin yapmış olduğu eğer o açılış heykelleri koysan bu ne? Hey. Evet, evet. Bu ne ki? Samsun Çarşamba Havalimanı'ndan bir görüntüyle bitirelim. Bunlar dediğim gibi bizim gurur kaynaklarımız. Sayın Cumhurbaşkanı dün Afyonkarahisar ve Kütahya'daki konuşmalarında Türkiye'nin tam bağımsızlık yolunda ilerlediğini ve bu konuyla ilgili olarak adımları attığını söyledi. Bunlardan bir tanesi şu, çok hakikaten önemsiyorum, çok kıymet veriyorum. Ve ahlanıp vahvahlanıyorum. Bu genç kardeşlerimizin biz yaşlarındayken, onların yaşındayken keşke böyle imkanlara biz de kavuşabilseydik. Ya, bizler de şey yapabilseydik ben diyorum. Ben elektrik motoru taktım kafaya hala. Ben ne güzel aynen elektrik motoru yapacaktım. Samsun Çarşamba'da Teknofest başladı. Kızıl elma, şu görmüş olduğunuz Baykar'ın kızıl elması ilk kez görücüye çıktı. Daha önce fotoğraflarını paylaşmıştı Sayın Selçuk Bayraktar. Samsun'daki Teknofest'te bugün başladı. Pazar gününe kadar, 4 Eylül'e kadar, doğru söyledim değil mi? 4 Eylül'e kadar sürecek. Sayın Cumhurbaşkanı da katılacak bir bölümüne. Teknofest'in muhtemelen hafta sonu olur diye tahmin ediyorum. Emin olmamakla birlikte. Çok fırsatlı bulsam bitmek istiyorum ama bakalım hayırlısı. Çünkü çok buradaki çok keyifliydi. Samsun'da aynen. Da bir sürü dostlarımız var. Bu görüntüyle bitirelim. Günün manşetini, gazete manşetleri ve günün gündemini Hikmet Genç'le birlikte yorumladık. Yarın saat 11'de karşınızda olmak umuduyla hepinize iyi günler dilerim.